Emekçi tüm kadınlarımıza mutlu olacakları bir dünya diliyorum. Ve tüm emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Sivasspor güçlü bir takım. Kendi evinde seyircisiyle beraber başlangıcı da çok iyi yaptı. Ama bizim ilk yarıya 1-4-1-5 girmemiz lazımdı. Oyun kalitesi, performansımız, ortaya koyduğumuz futbol, oyunun kontrolünü eline almamız ve girdiğimiz pozisyonlar bana göre özellikle ilk yarı için bir parantez açmalı. Herkes bir parantez açmalı bu oyuna. Açıkçası oyunumuz öyle ama kaybettiğimiz 2 puana yazık oldu bu oyuna. Çünkü yine söylüyorum, Sivasspor evinde güçlü bir takım. Her yerde güçlü bir takım. Sezon başından beri ve çok iyi götüren bir takım. Açıkçası eğer hele ilk yarının sonuna 3-1 ile yani 2 farkla falan girseydik, ikinci yarı çok başka bir oyun oynanacaktı ortada. Buna rağmen yine kazanabilirdik. Ama oyuncularımın ortaya koyduğu karakterden çok memnunum. İsteklerinden, oyun disiplinlerinden, oyun düşüncemize tamamen uymalarından ve performanslarından memnunum. Hakikaten bugün bize ancak 2 puan kaybettik, yazık oldu denebilir. Birçok şeyi güzel yaptık ama sonucu hak etmedik bence. O yüzden bazen 2 puan kayıplar, 1 puan kazançlar belki çok daha, Rabbimin bir bildiği var herhalde. Ben ne yapayım? Hocam, içeri gittiğinde puan farkı 10'du. Bugün beraberlikle 3'e düşmüş durumda. 8 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Beraberlik alanı bu takımı nasıl etkiler bundan sonraki süreçte? Bir de çok tartışılan bir penaltı kararı var. Skor 2-2'ye getiren. Onunla alakalı da görüş beğenmeler. Şimdi tabii açıkçası böyle top oynayan bir takım etkilemez. Biz böyle top oynamaya devam edeceğiz inşallah. Hani eskiden güzel bir tabir vardı. Yani o formanın hakkını ver, terle, hangi sonucu alırsan al. Bugünkü aşağı yukarı onu gösteriyor. O yüzden hak etmediğimiz bir sonuç diyorum ama biz böyle oynamaya devam edersek biz tekrardan hak ettiğimiz yerlerde oluruz. Ondan bir şüphem yok. Ben genel olarak hakemlerle ilgili pek konuşmuyorum ama bugün bir madem sordunuz bir cevap vereyim. Şimdi bir defa pozisyon gri. Yani penaltı pozisyonu net değil. Hakem vermemiş. Böyle bir durumda bildiğim kadarıyla, yani talimatnameleri bildiğim kadarıyla, böyle bir durumda VAR devreye girmez. Çünkü hakem görmüş, vermemiş. Olağanüstü %100 bir hata yapmış, vermemişse VAR çağırır. Atilla Kara Osmanoğlu sanıyorum o çağırdı. Yani benim bildiğim böyle. Çünkü arkadaşlar, geçen sene bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de. Türkiye'yi ayağa kaldırdılar ve Serkan Hoca'nın hakemliği bitti. O zaman onun günahı neydi? Şimdi mesele o değil. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Mete Hoca o zamanların da formda bir hakem. Maçı da iyi idare etti bence. Ama Sarakin'in de kırmızı kart görmesi gerekirdi. Direkt. Şimdi burada vermemiş hakem. Çünkü pozisyon gri. Çok ağır hatalarda çağrılıyor biliyorsunuz. Ben öyle biliyorum en azından. Yani yoksa o penaltıydı, bu offside'di, ben bunlara pek girmem. Sorunu sordunuz. Ben de bildiğim kadarını anlatıyorum. Yani zaten alakasız da bir yerde pozisyon. Yani %100 bir gol pozisyonu gibi filan değil, kenarda bir yerde yani. Onun için ben böyle biliyorum en azından. Çünkü
Sorduğun iyi oldu çünkü bizden kimse bir şey demeyecektir bu konuyla ilgili. Hiç olmazsa bir ufak bir anekdot bırakmış olalım. Ben öyle görüyorum yani. Hocam, Galatasaray sizin deyiminiz her zaman kazanmak için oynayan bir takım. Bugün bir puanla yetindi. Bu bir puanla şampiyonluk yolunda çok önemli bir puan olarak görüyor musunuz? Artı hocam, haftaya çok önemli bir derdiniz var. O derdi için neler söylemek istersiniz? Yeniden bir serinin başlangıcı olarak görüyor musunuz? Arkadaşlar, son düzlüğe girdiğiniz, son 10 maça girdiğiniz, 9 mu 8 girdiğiniz bir dünyada, bir atmosferde, bir puanında, yarım puanında, 3 puanında hepsinin çok büyük önemi var. Hele hele bizim gibi 10 puan gerilerden gelen bir takım için her puanın kıymetini bilmek lazım. Bugün bu iki puanın da kıymetini bilmemiz gerekirdi. Dolayısıyla önemli kelimesi bundan sonraki her maç için kullanılacak bir şeydir. Hani ilk yarı diyebilirsiniz ki ya bugün kaybetmenin hiçbir önemi yok. Çünkü ikinci yarı telafi ederiz ama buradan sonra bir devre daha yok. Böyle baktığımızda artık her maç önemli, her puan önemli, her şey önemli. O yüzden telafi ederiz tabii. Niye etmeyelim? Telafi edeceğiz tabii. Etmememiz için bir sebep yok. Değerli hocam, bir şey söylemek ister misiniz haftaya? Bir seri gelir mi bu maçla başlayalım? Vallahi Beşiktaş iyi bir takım. Derbiler hiçbir zaman sonucu belli olmayan maçlardır. Ama kendi evimizde, kendi seyircimizle beraber alıştığımız rutin oyunu ortaya da koyacağımıza inanıyorum ve de biz kazanmak için her zamanki gibi Galatasaray oraya da onun için çıkacaktır tabii ki.